Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri Efendim ben Osman Gökrem, 1967 Amasya Taşu'a doğumluyum. 1987 e, Bursa, daha sonra Tekirdağ, daha sonra da İstanbul'da din görevlisi olarak görev yapmaktayım. E, evli ve üç çocuk babasıyım. E, acizane, e, deryada bir damla misali, e, fakir fukara, garip kuraba. Ve özellikle e, sokakta yaşayan kimsesizlerle ilgileniyorum. Uzun yıllardan beri her geçen gün çalışmalarımıza e, bir tık daha yukarı çıkarak e, yelpazemizi, yelpazemizi genişletmeye çalışıyoruz. E, elhamdülillah 1995'ten bu yana e, tanımadığım e, üniversite öğrencileri, bugün doktoru, öğretmen olanlar fakir fukara çocukları. Sokakta kalmış ailelere yuva kurmak ve bir de sokakta yaşayan insanlar var. Bunlarla ilgileniyorum. Şu an için görev yaptığım camide 8 metrekare yerde kombi ve malzemelerimizi, deterjanlarımızı koyduğumuz, depocuğumuz iki kişinin abdest alma imkanı, bir banyo, bir erkek vece, bir de bayan vece ve abdest alma yeri. Tümü 8 metrekare yerde. Ve e, 7-24 açık ve ücretsiz. Günde 35-40 kişi orada e, banyo yapıyor. E, genelde genelde %98'i sokakta yaşayan insanlar. Ama bunun yanında da bekar odası olup da banyosu olmayanlar da e, gelip banyo yapabiliyorlar. Aynı zamanda biz her cumartesi her cumartesi kış mevsiminde 50-60 kişiye. Kış mevsiminin dışındaki mevsimlerde 100-120 kişiye her cumartesi elbise dağıtıyoruz. Yemek ikram ediyoruz. Çay, simit, poğaça ikram ediyoruz. Bunla bu hizmetleri yaparken kesinlikle para almamaya gayret ediyoruz. Bağışçılarımızdan para almıyoruz. Peki nasıl götürüyorsunuz? Bu bir soru işareti. Biz istiyoruz ki paranızı, sadakanızı, zekatınızı, yardımınızı online usulü değil, efeta usulü değil. Hem paranızla hem de bizimle beraber onlara elbise dağıtarak, yemek dağıtarak, çay dağıtarak birebir hayata dokunun diyoruz ve bu da tuttu elhamdülillah. Yavaş yavaş yerleştirdik bunu. her cumartesi bir gönüllü geliyor bizimle beraber aynı hizmete yardımcı oluyor ve nereye ne verildiyse eliyle veriyor ve böylelikle hayrını işlemiş oluyor. İslam dini hayat dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e örnek Kabe merkez camiler şube öyleyse ecdadımızdan ve sahabe-i kiramdan Resulullah Efendimiz'den gelen bize düşen Öznel, hayat merkezli cami, cami merkezli yaşam oluşturmak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Cami sadece namaz kılan, hali vakti yerinde olanlara değil. Bütün insanlığa açık. Bütün sosyal yaşamlara açık olmalı. Bunda bir tık koyabildiysek ne mutlu bize. Benim cennet ülkemde, Türkiye'mde 125-130 bin kişi sokakta yaşıyor. Bunun 12-13 bini İstanbul'da yaşıyor. Biz Müslümanız ve insanız. İnsani ve İslami olmak istiyorsanız sırtınızı denemezsiniz. Onları Karnılarını doyduktan sonra tıraş nasıl yapabiliriz? Saç sakal birbirine karışmış. Nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüzde e, gönüllü berber bulduk. efendim. E, gönüllü berber de iş çıkışında geç geliyor. İnsanlar sabırsız. Ama biz de elektrikli makineyle ucundan köşesinden derken bu vesileyle meslek sahibi olduk, berber olduk. Efendim, üç çeşit tıraş yapıyorum. Bir sıfır tıraş, bir tarak takıp numaralı tıraş, sakal ve ense toplama. Benim berberliğim bu. Bir gün bir kişi gelmişti, saç sakal birbirine karışmış. Perişan. Bu insanları tıraş etmeye de e, ikna etmek lazım. Yalnız e, içinizde sevgi ve merhametle kocanız açtıysanız aşamayacağınız hiçbir engel yok. Ne gerekiyor? Sevgi ve merhamet. Dolayısıyla e dedim babam inanıyorum ki sen çok yakışıklısın. Hoş gelmişsin, sefa gelmişsin. Seni bir tıraş edeyim. Bak elbiselerinde kirlenmiş, eskimiş. Sana elbise vereyim. Bir duş al. Seni 15 yaş gençleştireyim dedim. Tabi insanların hoşuna gidiyor. Hemen ikna ettik, tıraş ettik. Elbisesini değiştik. Hatta kendi elbisemden vermiştim. Ona uygun elbise yoktu e, mevcutta. Kendi elbiselerimden vermiştim. Efendim duşunu aldı. Dedim baba bir gidip aynaya bakar mısın? Aynaya gitti geldi. Verdiği cevap şu. Boynuma sarıldı. Beni adama dönzerdin hocam dedi ya. Adama dönmüşüm dedi. 1996 veya 97'lerde e, İstiklal Caddesi'nde Taksim İstiklal Caddesi'nde bir vesile ile 12-13 yaşında bir çocukla karşılaştım. Dikkatimi çekti, iş arıyordu. Bir vesileyle iş istiyordu. E, e, tabii Dediler ki çoluk çocuğundan uğraşacak halimiz yok dediler. Geri çevirdiler çocuğu. Ee, benim dikkatimi çekti. Çocuğun arkasından koştum. İstiklal Caddesi'nde e, yakaladım. Evladım nerede oturuyorsunuz dedim. Dedi ki bizim evimiz yok ki. Peki annem baban nerededir dedim evladım. 12-13 yaşında. Dedi ki babam yoktur. Annem de çok hasta ve hiç parası yok. Memlekette dedi Bingöl'de peki sen ne arıyorsun burada Vallahi annem hep fakir hiç paramız yok diyor ben de İstanbul'a kaçtım geldim çok para kazanacağım anneme götüreceğim annem artık fakiriz demeyecek dedi ve Taksim'in tarla başına bir tane yem gelmişti buna Allah yardımcın olsun demek yetmezdi ona sahip çıktık ailecek sahip çıktık 8-10 sene. Hatta e, evlendirmek için harekete geçtik. Nasip olmadı. Eşimle beraber dünür gittik. E, nasip olmadı. E, Bingöl'den ablası komşularından bir kız bulmuş. Kardeşine demiş ki gel bak anlaşabilirseniz evlendirelim. Gitti. Anlaştırar, evlendirer. Biz de yardımcı olduk. Bingöl'e yerleştiler. Memlekete yerleştiler. Efendim hala hala o yıldan bu yana Hala telefonlaşıyoruz, hala görüşüyoruz. Evliliğinden birkaç sene sonra e, yine bir telefon çaldı. Baktım e, bizim evladımız. Dedim buyur yavrum. Hayırdır? Nasılsın? iyi misin? Dedi ki hocam e, sana bir müjdem var. Buyur dedim. Dedi hocam benim bir oğlum olmuştur. Dedim gözün aydın. Rabbim hayırlı bir evlat eylesin inşallah. Hocam hayır dedi. Başka bir müjdem var. Buyur dedim. Vallahi dedi kayınvalidelere karşı gelmişim. Annemlere, ablamlara karşı gelmişim. Hiç kimsenin teklifini kabul etmemişim. Şimdi nüfus dairesinden çıkıyorum. Ee, oğlumun ismini Osman koymuşum dedi. Hocam dedi. Sen benim hem annemsin, hem babamsın, hem de canımsın. Senin hakkını ödeyemem. Bir vefa hediyesi olsun istedim dedi. kabul buyurursanız dedi. İnanın, inanın. Ee, Beyolu benim olsa, Beyolu benim olsa, bu hediyeden daha güzel olamaz. Angari olur. Bu hediyeden daha güzel olamaz. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri.